İktidarla Anayasa Mahkemesi arasında zaten halihazırda bir tartışma vardı ve Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu kararları iktidar uygulamıyordu ki en basit, en bilinen örneğini Enis Berberoğlu kararında gördük. Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'nu yeniden yargılansın kararını yerel mahkeme bozdu ki muhtemelen iktidar yetkililerin etkisi altında kalan bir yerel mahkeme. Lakin Anayasa Mahkemesi ve yerel mahkemeyi karşılaştırdığımızda elbette ki Anayasa Mahkemesi'nin kararının uygulanması gerekiyordu. Öyle olmadı. İşte tam da bu noktada iktidarın Anayasa Mahkemesi'ne hakim olmaya çalıştığı bir noktada Anayasa Mahkemesi üyesinin yanlış algılara sebep olacak bir paylaşımı oldu. Bu paylaşımındaki niyetini elbette ölçemeyiz ama sosyal medyanın doğru kullanılması gerekiyor. Bu da iktidara istediği ortamı yarattı. Zaten iktidara geldiklerinden beri bir türlü darbe kelimesini aklından düşürmediler ve darbe, darbe, darbe diyerek bütün seçimlerde oyları topladılar. İşte Anayasa Mahkemesi'nin bu ışıklı çağrışımı belki de darbeyi kastetmemiş olabilir muhtemelen ama paylaşım elbette doğru olmamakla beraber yanlış algıya sebep olduğu bir gerçek. İktidar bunu kullanarak bu Anayasa Mahkemesi'nin üyesinin Anayasa Mahkemesi ile irtibatını keserek yani onu istifaya zorlayarak Anayasa Mahkemesi'ne artık hakim olmayı düşünüyor olabilir. Bakalım nasıl gelişmeler yaşayacağız önümüzdeki günlerde ama şunu ifade etmek isterim ki Anayasa Mahkemesi'nin kararları uygulanmıyorsa hangi karar uygulanacak hep diyoruz ya demokrasi yok, demokrasi yok artık diye maalesef Anayasa Mahkemesi'ne de iktidar işte hakim olabilmenin o Anayasa Mahkemesi üyesinin yaptığı yanlış paylaşım belki de yanlış algıya sebep olabilecek paylaşım da bahane ederek o bir üyenin muhtemelen değişimi ve iktidarın atayacağı muhtemelen bir yeni üyeyle oraya da hakim olabilir. Olsun olmasın orası ayrı bir tartışma konusu ama zaten halihazırda Anayasa Mahkemesi'nin kararı uygulanmıyorsa bu ülkede demokrasi olduğunu söyleyebilir miyiz? Maalesef hayır.